Ekibinden herkese selamlar. Bugün yine çok güzel bir çalışma ile karşınızdayım. Yapımı oldukça basit olan bu güzel güllerden yapacağız. Şöyle nerede bulunacaklarına siz karar verin. Dilerseniz anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Şöyle arkasından anahtarlık aparatınıza takarak. Dilerseniz çanta süsü ya da patik süslemesinde kullanabilirsiniz. Ya da broş olarak daha ince bir ip, daha ince bir tığ ile örerek çok daha küçüklerini elde edebilirsiniz. Evet, bu güzel güllerin yapımı oldukça kolay. Çok da az bir malzeme gerekecek bizim için. Şöyle yeşil bir ipim var. Ve bugün bu renkle çalışacağım. 3,5 numara, 3,5 milim tığım var. İşte hepsi bu kadar. Hazırsanız hemen bu güzel gülümüzü anlatmaya başlayalım. Evet, ipimizi alıyoruz. Hemen zincir çekmeye başlıyoruz. Şu ilk zincirimi biraz sık çekiyorum. Onu saymıyoruz. 40 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve son olarak 40. 40 tane zincir çektiğimize göre şöyle de ölçebiliriz aslında. Ortalama 17,5 santimetre falan oluyor zincirimizin boyu. Siz dilediğiniz yine ölçülerde yapabilirsiniz. Hemen 40 tane zincir çektim ve sayıyorum şimdi. 1, 2 ve 3. Hemen 3. ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı ipi doladım. Yanındaki ilmeğe ikili trabzan örüyorum. Yine aynı şekilde iki seferde çekiyorum. 1 ve 2. Tığıma ipi doluyorum. Sırayla her zincirin içinden bir tane ikili trabzan örerek devam ediyoruz. İkisini bir, ikisini bir. Evet. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Her ilmeğe ikili trabzan örelim. Evet, son ilmeğimizi de son ikili trabzanımızı yapalım. Ve şimdi geri döneceğiz. 1 2 ve 3. 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tığıma ipi doladım. Ve hemen şuradaki ilk ilmeğe yine ikili trabzan şöyle yapıyor gibi yapıyorum. Yani ilk aşamasını, ikili trabzanın ilk aşamasını yapıyorum. Ama sonra bunu çekmiyorum. Tığımda kalmasını istedim. Tığıma ipi doluyorum. Yine ilmeğimden geçiriyorum. Bir tane çekiyorum ve bırakıyorum. Tığıma ipi doladım. Şöyle çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane olana kadar tığımda bu işlemi tekrar ediyorum. Yani şurayı şöyle göstereyim. Şu iki tanesinden geçiriyorum. Devam ettirmiyorum yani ikili trabzanın tamamını. Tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Hemen aynı ilmeğe batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra buradakini boş bırakıp şu yandakine bir tane sık iğne ile geçiş yapıyorum. Şimdi 1, 2 ve 3.
3 tane zincir çektim. Tığımı ipi doladım. Aynı ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir tane çektim, bıraktım. Tığımı ipi doladım. İlmekten geçirip bir tane çekip bıraktım. 2'li trabzanın ilk aşamasını yapıyoruz. Ama devam ettirmiyoruz. Şöyle tığımda 5 tane şöyle ilmek olunca tek seferde çekiyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. Aynı ilmeğin içinden geçip ilmek kaydırma yapıyorum. CC tekniği. Hemen yanındakini değil, onun yanındakine bir tane sık iğne ile geçiyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu sırada 2, 3. Tek seferde çektim. 2 ve 3. 3 tane zincir çekip aynı ilmeğe battım ve kaydırma tekniği uyguladım. Yanındakine değil, onun yanındakine bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek olunca tek seferde çekiyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çektim. 3 zincirden sonra aynı ilmeğe ilmek kaydırma ile bağlandım. Yanındaki değil, onun yanındakine yine sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. 1, 2, 3. Birkaç tane daha yapalım. Yapımı oldukça basit. Elinizde alışacaktır eminim birkaç sefer yaptıktan sonra. Daha kolay örersiniz. Şöyle sık iğne ile bağlandım. Tüm aşamalarda aynı işlemi tekrar ediyoruz. Beş tane olunca çektim. Pardon. Yanındaki değil, onun yanındakine sık iğne ile geçiş yaptım. Bu şekilde bir görüntüsü oluyor modelin. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Aynı işlemi tekrar edelim ve gidelim. Evet, son çiçeğimizin son yaprağını da beraber yapalım yine. Son kez gösterelim. 1, 2. Pardon, şuradan hemen geçiş yapacaktım. Bakalım, geçiş yapmışız. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle 2'li trabzanın ilk aşamasını yapıp bırakıyorum tığımda. Bir, iki, üç, dört, beş tane olunca tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3. Yine 3 zincir çekip hemen aynı ilmeğin içine ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bitiririm. Bir tane daha yapalım. 3. Hiç bilmeyenlerin de çok kolaylıkla yapabileceği
bir çiçek modeli. Oldukça da yavaş anlattım. Umarım anlaşılır olmuştur. Yine sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Evet, ilmek kaydırma ve sonrasında bir tane sık iğne yaptım. İpimi birazcık dikmek için uzunca bırakıp kestim. Hemen butkamam. Hemen şimdi şu yapraklarını örelim. Onun için yeşil ipimi alıyorum. Yapraklarını ben şöyle 0 numara tığ kullanacağım. Biraz daha geniş öreceğim. Çok sıkı değil de biraz daha genişleterek öreceğim. Yaprak için bir tane şu sıkılama zincirini yapıyorum. Onu biraz geniş yapalım. Yani çok aşırı derecede sıkmayalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Hemen şu ikinciye bir tane sık iğne yaptım. Tığıma ipi doladım. Onun yanındaki ilmeğe bir tane tekli trabzan yaptım. Tığıma ipi doladım. Onun yanındaki ilmeğe bir, iki seferde çektim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi yine tığıma ipi alıp yanındaki ilmeğe girdim. Üçlü trabzan yapacağız burada. Bir, üç seferde çekeceğiz. İki ve üç. Tığıma ipi doladım. Aynı ilmek içine. Üçlü trabzanları aynı ilmek için yapacağız. Şu bir taneyi tek alıyorum. İkisini bir, ikisini bir. Tığıma ipi doladım. İkili trabzan yapıyorum. Yine onun yanındaki ilmeğe bir tane daha ikili trabzan yaptım. Yanındakine bir tane tekli trabzan ve son ilmeğe şöyle normal sık iğne yaptım. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. İki tane aynı ilmeğin içine son sık iğne yaptığımı bir tane daha sık iğne yaptım. Karşı sıraya da simetrik öreceğiz yine. Doladım. Bir tane tekli trabzan, bir tane ikili trabzan, yine onun yanına bir tane ikili trabzan, bir tane üçlü trabzan, yine aynı ilmek içine üçlü trabzanlar aynı yere demiştim. 1, 2, 3 aşamada çekiyoruz ipimizi. Şuraya bir tane ikili trabzan. Tığıma ipi doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekli trabzan. Bu yarım trabzan ya da yalancı trabzan da diye biliniyor. Son olarak bir tane sık iğne ve şöyle ilmek kaydırma yapıp yaprağımın bir tanesini bitirmiş oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dilerseniz 20 tane de olur. 21, 22, 23, 24, 25. Evet, 25 daha güzel oluyor. Aynı burada yaptığımız işlemi buraya yapacağız. Hemen ikinci ilmeğimize bir tane sık iğne. Yanındaki ilmeğe bir tane tekli trabzan. Yanındakine bir tane ikili trabzan. Yanındakine iki tane üçlü trabzan. Hemen yan ilmeğe ikili trabzan, onun yanındakine yine ikili trabzan,
Bir tane tekli. Ve bir tane sık iğne. İki tane zincir çekiyorum. Sık iğnemi yaptığım ilmeğin içine yine bir tane sık iğne yapıp örgümü çevirdim. Sığınma ipi doluyorum. Karşı sıra iğnesi metrik göreceğiz. Bir tane tekli. Bir tane ikili. Bir tane ikili trabzan. Bunun karşısı hemen. Aynı ilmek içine iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir tane tekli. Bir tane sık iğne. Ve son olarak ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekip örgümü tamamlıyorum. Şöyle keselim. İpimizi gizleyeceğiz. Çalgılıklarımızı keselim. Evet, şimdi dikim aşamasına hemen geçiyorum. Evet, turuncu ipimizi hemen iğneye geçiriyoruz. Dikmek için uzunca bir pay bırakmıştım. İpimi kesmeden önce. Evet, şimdi örgümü bu şekilde içeri doğru kıvırarak katlıyorum. Daha doğrusu sarıyorum. Sardıktan sonra şimdi karşılıklı geçişlerle içten dıştan açılmasını önlemek amacıyla geçişler yapıyorum. Son kısmı da hemen dikiyorum. Evet, bu şekilde sabitlenmiş oldu. Bakın güzel çiçeğimiz oluştu. Evet, ipimin fazlasını kesiyorum. Ve az miktarda yeşil ipe ihtiyacım olacak dikiş için. Yaprakları şöyle düzüne bakıyorum. Evet. Bu şekilde hafifçe üst üste gelecek şekilde koyuyorum ve birkaç aşama ile dikiyorum. Şöyle yerini belirledikten sonra arkasını çeviriyorum. Ve bunu buraya sabitleyeceğim. Dilerseniz bu kısmı anahtarlık olarak kullanacaksanız herhangi bir aparat takmak için kullanılabilir. Broş vesaire olarak kullanacaksanız bu kısmı örme edebilirsiniz. İki tane ayrı ayrı yaprak çalışması yapıp çiçeğe sabitleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde birkaç aşamadan sonra biraz daha sabitleyelim. Evet, bu güzel çiçeğimiz tamamen bitti. Nasıl kullanılacağına siz karar verin.
Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı ücretsiz olarak abone olup takip edebilirsiniz. Şöyle güzelliklere yakından bakalım. Evet. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.